Ver kardeşim. Ver kardeşim. ver bana. Sikini ver bana. Ver kardeşim. Götünü wow, kanım ver be. bana. İlk kanım be. be. Kanım be. Avcı ne kadar yol bilirse ayı da o kadar e, yol, yol bilir. bilir. <gülüyor> 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 çok saçma <çok> sapan. So <laughs> evet. <gülüyor> Türkiye, hoş geldiniz seyda. Türkiye büyük bir heyecanla e, piksellere sarılmış durumda bu gece. Evet, pikseller. Her yerde, evet bayağı her yerde domine ediyoruz yani. Benim işin ilginç kısmı Reddit Reddit diye yıllardır kafamızı siken yetişen bu işe çok coşmuş değil. Kanka coşmuş derken ilk play zaten yapıldığında da oradaydım. He. Güzel fikir de şimdi de güzel fikir gibi buluyorum. Onun dışında ama ne bileyim lan yani hayırlı uğurlu olsun falan tarzı. E, sen, gibi. de, Nasıl? sen, de, sen de girip Türk bayrağını Atatürk'e bir piksel atmaz mıydın? <gülüyor> Kanka <gülüyor> yok ya. Yani zaten Allah, Allah çok yani. Maşallah. Ha. Geçen place'te bu arada e, Türkiye sabreti ile Yunanistan sabreti ortaklaşa çalışıp böyle karşı içerisinde falan yapmışlardı. O Abi şey yapmışlar onu şu anda Zade şeyde yapıyor. Yunanlarla ortak çalışıyorlar. Bu şey Balkan, Tu Balkan For You diye bir YouTube kanalı var biliyor musunuz? <laughs> hayır. Ya şu şeyi bilmiyor musunuz? You are sperm. You işte şey sperm. Ne derler? Ee, o videoyu bilmiyor musunuz? Diyor. Ha o meşhur video şey. Evet e, evet. If you are a expert, ha I ha factor, mother, ha ha. Yunanlarla çalışarak oradaki Türkü ve Yunanı yaptılar. <laughs> çok iyi. <laughs> Kanka o çok inanılmaz aydınlanmış bir diyalog o ya. O evet. Bir evet. Baya şey Yunanlılarla <laughs> dost olduk yani şeyde. Ee... Ya şey gibi tanıcam biliyor musun o video. Böyle altında bir yorum vardı hiç. Yani hep o altındaki yorumda hatırlıyorum. Şey yani e, bütün video boyunca bir Yunan ve bütün türki karşılıklı şey diye konuşuyor. Tamam. Senin senin spermin zayıf. Senin spermin zayıfsa babam seni siktiğinden dolayıdır falan. Böyle sen sen I am, I am Greek god, I am Greek god, I yani, am Greek god falan diyor. Ne yani, bu? şey mi? Yani. Average Greek Turk debate mi? O mu? Evet, evet. Aynen. Ulan o, o. Yani, evet biliyorsun yani. işte. Ha, tamam tamam. Onu tamam aldım. ya biliyormuşum şimdi... ben bunu. Tamam. Şimdi bakınca Aynen. hatırladım. <laughs> şey yorumu hatırlıyorum hatırlıyorum. İşte Amerika işte birbirimize daha saygılı olalım. işte ırkçılık kötü bir şeydir. Balkanlar o sırada. <laughs> ben çok biliyorum bu muhabbete ya. Evet abi çok iyi biliyor ya. Bir de gerçekten Balkanlar yani e, o kadar, Balkanlardaki her şeyi anlatıyor video ya. Herkes birbirine saplıyor. Kimse birbirini sevmiyor ama herkes birbirine acayip yakın. <laughs> Biliyorum evet. yani düşmanlığımız bile tatlıydı eskiden ya. Yani. Böyle değildi. <laughs> Tamamen şey durumu <laughs> değil mi? yani? Yapacak bir şey yok yakınız. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bu da böyle bir düşmanlık. Bu arada yani oğlum, ee... ilk Avrupa'ya çıktığımda yani 23 yaşındayken Yunan'a gittiğimde kendimi çok rahat hissetmiştim ama ya. Yani. Evet. O soğanlı abi. peyniri salatayı bir yiyorsun abi tamam diyorsun ya okey. <laughs> Burası güzel. <laughs> evet. Burası da bir varyasyonu gibi değil mi? Evet. Abi kesinlikle öyle zaten ya. Türkiye'de özellikle batı taraf Türkiye'de doğmuş büyümüş bir insanın Yunanistan'da kültür şoku yaşaması mümkün değil. Gerçekten mümkün değil. Genel olarak Balkanların herhangi bir yerinde zaten zor da özellikle Yunanistan'da çok şey ya. Yani. Oğlum, Aynı şeyleri yiyor aşağı insanlar. Aynen. Random bir yere oturup muhabbete girdiğimiz her 5 kişiden üçünün işte benim büyük annem Çeşme'de doğmuş. Evet benim büyük annem İzmirli falan hep böyle ya zaten hani çok <laughs> hemen bir Türkiye'de de böyle. öyle ya kanka arkadaş <laughs> grubuna oturuyorsun 8 kişi bir illa ikisi Selanik göçmeni çıkıyor <laughs> falan yani. Çünkü çünkü 500 sene beraber yaşamışlar bu <laughs> halklar da yani şimdi az buzda buzladığı... değil bir girit göçmeni çocuğuyla aynı evdeyim zaten abi. yani <laughs> onlar da öyle yani. Hmm. Ben Romanyalıyım kardeşim. Vatandaşlığım da yakında geliyor. Oh, Vampirler memleketi be. Aynen bir de öyle cool yani. Tabii lan. falan Biz de yarın Değil mi? şey yapacağız. Yarın ben de yayın açacağım bu R Place olayına. Artık böyle bir küçük bir yere lane mi yaparız, viral mi yaparız, bir şey yaparız yani. Ama kapanmadan hemen önce gireceğiz ki e, kalsın orada diye. Çünkü kapanınca bayağı internetin fotoğrafında olmuş olacağız bir şekilde yani. Hoşuma gidiyor benim. İnternetin fotoğrafı vay güzel. Ya bizde bizde laflar böyle kardeşim. Böyle vay mühür vay. laflar. Tabii. Laflar boy boy diyorsun. Tabii bu laflar boy boy. Ee, şey ne derler. Bu arada evet sevgili dostlar bu hikayedeki nasıl kurtulurum ve nasıl bir götüm <laughs> programına hoş geldiniz. Like atmayı ve katıl demeyi gönlünüzden ne koparsa şey yapmayı unutmayın. Bugün yine birbirinden berbat ve birbirinden korkunç hikayelerimiz var diye düşünüyorum. Yiğitcan Erdoğan hazırlıyor hikayeleri. O yüzden bilemiyorum da yani. BEDO tekrar var mı yok mu hiçbir fikrim yok. Yok lan BEDO programın olayı değil. Bu arada e, Kaan BEDO 3'ü yolladı abi. Ya. <laughs> ulan BEDO programın olayı değil deyince BEDO 3 gelmiş yani. Üçleme olmuş. BEDO 3. Evet, BEDO 3 geldi. BEDO 3 <laughs> haftaya bir hikayedeki ötmen miydi? Günhan e, hikayeyi beğenirse konuşuyoruz. BEDO 3 hazır yani. Çok iyi. Ben özelde dinledim hikayeyi Kaan'dan özel yani şey bu, bedo olayı başlamadan önce anlat dedi Kaan gerçekten iyi e, iyidir inşallah yani, o hikayesi iyi eğlenceli diye düşünüyorum güzel güzel Bedo yollarda Bedo, bedo <laughs> gerçek gerçek birisi değil mi lan o? Evet evet bayağı gerçek birisi ben tanışmadım fotoğrafını gördüm sadece ama evet gerçek bir insan yani. Ne hissediyor bu konuyla ilgili onu bilmiyoruz bu arada. Bir, oğlum şey çok iyi olmaz mı? Bu programlara hiç yapamıyoruz yani yarın bugün böyle e, siz, bir, bir, o programın sonunda böyle sürpriz ko konuk gibi bedo çıksa falan asla. abi niye yaptın bunları diye sorsak <laughs> sorsak Bedoya <laughs> neden diye. <laughs> ya bedoyu Bedoyu live etkinliğe falan getirmek lazım. Evet. <laughs> bir anda arkadan <laughs> şey hoş geldin İgıla'ya. Hoş geldin canım. Şey ne derler e, çocuğun haberi var mı peki böyle onun hikayelerini kullandığımızdan? Abi ben söylemedim tanımadığım için Kaan'ın e, kaç arkadaşı herhalde Kaan söylemiştir. Yok Kaan da söylemediyse YouTube'da 21 izlenen video 2 haftadır onun bile çıkıyor oradan yakalamış olabilir konuyu. Oğlum ben, Hı ben Bedoy'u ben Bedoy'u hep e, şeydeki ne derler e, gibideki ilk kan gibi hayal ediyorum tipi öyle mi? Abi biraz evet ya, yani ama ha. ben sadece eski fotoğrafını gördüm, şu an şu an öyle olmayabilir, biraz öyle ama. Hmm. Okey, ben çok merak ediyorum ama biraz hiç hiçbir zaman bakmayacağım yani. Çünkü büyüsü gider hoş. gibi düşünüyorum. Kafamda hep İlkan gibi ama çocuk, Deniz evet. Fırat hoş geldin diyordum. Hayal gücümüzdeki bedava her zaman daha güzel. Bu akşam bir gariplik yaptım arkadaşlar. Bu akşamki hikayelerimizden bir tanesini redditten almadım, ben yazdım. Eee. Evet bakalım bir, tespit edebilecek misiniz? İki, e, tespit ederseniz de bozuntuya vermeyin. Normal sanki Reddit'den bir hikayemiş gibi çözerim. Ama ha, e, okay. yani bir e, araya serpiştirdim bakalım ne olacak diye. Okay. Bir daha olmaz. Bu haftalık, bu akşamlık bir gariplik. Bu dönemlik okay. bir gariplik. Öyle Güzel. araya sıkıştırdım yani. Ben araya. anlarım lan. Senin dilini biliyorum ben. Bakalım kanka. Senin dilinden ben anlarım dedi Yunan. Evet. Tabii. Seni dinlemiyorum ben. Evet, like atmayı da unutmayın lan. 400 kişi izliyor. 100 like var. Olmuyor böyle yalnız. Hadi bir like'ları herkes evet, yani. bir basın bakalım like'ları arkadaşlar. Ya. Yarın bak evet. yapacağız. Organize olmamız lazım arkadaşlar. Basın Alın o krabiye yani. elinize. Aynen. Alın evet. şöyle bir dille inanasını satayım. Ee, İlçen oh. Erdoğan Tunus'tası, Ne yapıyorsun? Kanka Ramazan başladı hiçbir şey yapamıyorum. Bugün e, takriben 7-8 kilometre falan yürüdüm açık bir yer bulabilmek için en sonunda şehir merkezinde bir tane o otelin e, yemin ediyorum sana kapının önüne paravan koymuşlar içerisi gözükmesin diye açık bir hmm. restoranı bulup orada bir kahve içebildim yani. <laughs> e, e, o onu yani o yüzden şu bu saatten sonra Tunus'ta ne yapıyorsun da ilgili bir, yani soracağınız bütün sorulara vereceğim cevap. E, geri sayıyorum abi. <laughs> Şu anda gidip ara 14 Nisan'da burada İtalya'ya bir gemi kalkacak. İnşallah içinde ben de olacağım. E, o dakikaya kadar da işte işimizde gücümüzdeyiz kardeş yani işte. <laughs> e peki bir şey abi, kalmamış ya evet. 10 gün. Overall, o, overall Tunus experience'ın peki yani şey mi geçiyor? Abi iyi ki gelmişim. Burayı da gördük. Harika memleketmişim. Yoksa sıkıldım biraz mı? Abi eee yani şöyle bu Ramazan'a kadar olan ilk 14 gün 15 günlük e, periyot gerçekten baya e, yani bir roller coaster gibiydi e, şah ama böyle de garip de çünkü böyle bir yandan da şehirle hiç böyle bir şey ilişkisi kurmuyorum hani a burada ne oluyor lan tarihi mazisi falan okudum baya Toros'un tarihini hem ülkenin hem şehrin tarihini işte Kartaca bilmem ne oralar buralar o oh, okey ama böyle ilgimi de çekmiyor bir yandan o yüzden bir yere kadar böyle şey gibiyim ya yani burası da bir yer. Hani görmüş olduk. İyi oldu. Afrika kıtasına teknik olarak basmış olduk. Teknik olarak ben burada Afrika'da olmak yani hatta historiografik olarak bayağı en Afrika olan yerde olmak ö, olmanın haricinde gerçekten Afrika'ya da gitmiş gibi hissetmiyorum. Çünkü Sahra altı Afrika başka bir dünya. Kuzey Afrika bambaşka bir şey. Yine bir Akdeniz şehrindeyim yani günün sonunda. Oranın Ramazan'ı daha mı sert peki? Yani her yer kapalı mı? Abi Tabii tabii her yer kapalı Günan. Her yer. Ölümüne bu arada yani bir daha açmayacakmışız gibi falan kapalı kanka. Kepenkler inmiş falan yani böyle. Akşam da mı açılmıyor? Ben... Abi akşam e, bakmadım henüz daha. Akşam bakmadım Hı. ama e, yani e, açıkçası öyle bir kapalıydı ki bir daha akşam açılacak gibi de değil yani anladın mı? Hani... Allah Allah. Ama ama ee, akşam niye açık olmasın yani? Akşam açık olması hiçbir sebep yok çünkü... E... İftar için açarlar belki. Abi sen zannetmiyorum. İftar vakti bugün biraz dışarıdaydım. İftar ya bomboştu şehir. Hı, ee, herkes evde ya, kim, Evet aynen dışarıda iftar diye bir durum olmayabilir. Yani öyle bir, Öyle bir kültür mü yok? Gördün yani bir yerlerde vardır abi herhalde de yani benim ben çok çok dar bugün yani bir bir gün sadece ama iftar vaktiydi eve gelmeye yaklaştığım zaman restoranlar kesinlikle açık değildi abi hatta e, bakkallar kapattılar eve gittiler falan çünkü ben tam e, gelmeden önce tabii iftar vaktiydi e, şey e, yemek yapacaktım bir de işte kola alayım diye bakkala gidecektim uzaktan <laughs> gördüm bakkal içecek buzdolabını böyle kapının içine söyüp kepengi indiriyordu falan yani aldım ben hani iftarını yapmaya eve gidiyor herhalde. Aa, ya acaba o, enteresan. Burada da Ramazan'ın ilk dayağı geldi. <laughs> evet ama beklenmedik ama yerden. Beklenmedik yerden geldi. Bu, dayak gelmiş. Yani. Layık dayak gelmiş bu sefer. Ee, ben de bunu sevindim. Peki Tancan Fümen Hollanda'dasın. Ramazan'dayız. Hollanda'da Ramazan nasıl? Bilmem. <laughs> <laughs> Hayır böyle bir şey olamaz. Orada da orada orada da orada da Müslümanlarımız yok mu ya? Orada da mültecilerimiz. Abi burada şey haberini duydum gün. Alt right bir grup e, camilerin önüne gidip domuz mangal yapacakmış. <laughs> böyle bir protesto şey yapmış. <laughs> Müslüman gruplarda lütfen demiş polise buna engel olun diye bilmiyorum ne olacak bunun sonucunu bekliyorum şu anda. <laughs> ee, e peki uruş tutmuyor musun? Yo. Arkadaşlar bakın şimdi icam Müslüman memlekette diye demiyorum ama sizin bizim e, İslami ve yerel değerlerimize. Biraz daha orada bağlı olmanız lazım. Çünkü ben tutmuyorum Hiç tuttum mu hayatın doğru hiç. Ben mi? kan şekeri düşüyor benim. Ben tutamıyorum. <laughs> ben. Ben tuttum mesela. Ben ortaokulda lisede çok tuttum. Yiğitcan da çok tuttu. Geçen sene de tuttu hatta. Niye tutmuyor bu sene bilmiyorum. Bir de Tunus'ta yani. Geçen sene tutmadım ya. Ben 4 5 senedir tutmuyorum. 4-5 e, 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 hakikaten 4-5 sene tutuyordum bu arada. E, şeyi çok faydalı bulduydum. Hala da buluyorum. Yani disiplin ve beden iradesi falan bakımından gerçekten faydalı bir pratikti yani. Ama Hı -hı. E, işte şu an mesela gönlümden geçmiyor. O zaman bir, bir sürü inancımı kaybettikten sonra da geçiyordu açıkçası. Abi şey ama yani ne olursa olsun bütün şimdi burada gerçekten e, sabaha oruç övebilirim. Geçen sene bir film e, Kanadalılara karşı, Kanadalının suratına falan böyle oruç överken bulmuştum kendimi Ramazan ayında Berlin'de. Dolayısıyla övünürüm ama şu an canım sıkıldı ya. <laughs> Çünkü şehir kapandı bayağı. O yüzden şu an hiç Ramazan'la ilgili pozitif etmiyorum. Kusura bakma bütün Müslümanlar. Ama Oğlum, artık... Ben hiç sağlıklı düşünmedim lan. Gerçi benim tek motivasyonum sabaha karşı dörtte kalkıp Kayseri ketesini sucuk yiyebilmekti yani. Ay. Çok güzel. Oruca karşı tamam. tek motivasyonun bu. Sağ... <laughs> bir de börek. <laughs> Sağlık olarak bir şey var mı zaten ya? Bir faydası bir şeysi. Ee... Yani düzgün beslenirsen belki olabilir de genelde sucuk, börek anne evinde işte ayı gibi yediğin evet. için çok bir işe yaramıyor yani. Tamam, Altan bir... irade gibi bir faydası var bence onu yani. Ha şak diye açık alabiliyorsun falan. Yani bir şey diyeceğim gerçekten evet. de ee, yani veganlık yani I am all for veganlık yani gerçekten. Ee, vegan olana da saygım büyük, vejetaryana saygım büyük ama baba yani acılı cumhuriyet sucuğunun üzerine yumurta kırdım bugün. Ve yani oğlum da bir şey diyeyim sana. Onu da Kanka. Pardon bu konuda ama yani çok şeyim tutkuluyum. Abi en az veganlıkla alakalı problem yaşayabileceğin alan yemin ediyorum sana. Yemin ediyorum bütün belenimden titreyerek yemin ediyorum sucuk lan vegan sucuk çalışıyor çünkü sucuğu sucuk yapan şeyin yüzde 85'i baharat zaten kanka. Elbette 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 ama yani böyle o yumurta epideyi basmak falan yani böyle bir içimciz ediyor yani anladın mı? seviyorum ben, ben herkese net bir şekilde vegan sucuk gönderirim yani gerçekten e, harika kuzetinin yağını ben tercih ederim ya ne barbarları. Evet, bu akşam iki hikayelerimizin kategorileri şeklinde balkonlu var, molalı var, trampolinli var, misafirli var, münasebetli var. Ne diyorsunuz? Tancan seç bakalım. M mün münasebetli. Münasebetli geliyor. <laughs> Dur yerimde doğrulacağım bunun için. Ben 50 yaşındayım e, kadınım, kocam 53 yaşında ve 25 yıldır evliyiz. Biri 23, biri 21 yaşında iki çocuğumuz var. Kocamın önceki evliliğinden 30 yaşında bir oğlu daha var. O da neredeyse elimde büyülü sayılır. E, kocamın eski karısıyla da aramız iyi. Sık sık görüşüyoruz ve çocuklar konusunda yardımlaşıyoruz. E, ben, benim için evlilik ve aile her şeyden daha önce gelir. Ancak hiçbir zaman konvansiyonel bir evliliğe de razı olmadım. Kocam için de evlilik çok önemli ve kolayca kenara atılabilecek bir şey değil. Bu yüzden bundan birkaç sene önce aramız iyi değilken boşanmak yerine bir süre mola vermeye karar verdik. E, bu esnada benim oğlumun da daha önce tanıdığım bir arkadaşıyla bir münasebetimiz oldu. O sırada mental olarak yıpranmış vaziyetteydi. Ona iyi gelebileceğini düşündüm ve bu esnada yakınlaştık. Bu münasebet çok uzun sürmedi ve bir müddet sonra kocamla aramızı düzelttik ve ilişkimiz tekrar rayına oturdu. Geçenlerde kocamın da benim de parçası olduğumuz sektör için büyük bir ödül töreni vardı. Kocamın o akşamın ödüllerinden birine aday olduğu için ikimiz de davetliydik. Ben e, daha önce bu ödül törenini kocama aday göstermedikleri bir sene ırkçılıkla eleştirmiş ve bu sebepten boykot etmiştim. O sene törenin sunucusu da benimle dalga geçmişti. Akşam gayet iyi giderken bir anda sahneye törenin sunucusu çıktı. Beni görüp o seneye de asker filminde oynarsın artık gibi bir şaka yaptı. Ben alopesi hastasıyım komutanım demiş, değil mi? <laughs> yani saçlarım sıfır numara. Bu yüzden de şakayı tatsız buldum. Kocam ilk önce güldü. Sonra verip tepkimi gördükten sonra bir anda ayağa kalkıp sahneye çıktı. Sunucuyu açık eliyle tokatladı ve geri yerine oturdu. Sunucu lafı toplamaya çalışırken kocam oturduğu yerden "Karımın adını sikik ağzına alma." diye bağırdı. Sunucu "Ne var canım? Alel bir şakaydı." demeye çalıştı. Kocam aynı şekilde kocam tekrar aynı şekilde bağırdı. Sunucu biraz sarsıldı ama programına devam etti. Akşamın geri kalanında kocama e, performansı için ödül verdiler. Ağlayarak ödülü aldı ve duygusal bir konuşma yaptı. Fakat akabinde gelen tepkiler e, kocamı tören düzenleyen akademi'den istifasını vermeye itti. İkimizin de kariyeri ve imajı bu olaydan dolayı sarsıldı gibi hissediyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bu ilişkiyi nasıl kurtulur? <laughs> evet gerçekten düşünmeme bile gerek kalmadı. <laughs> ee, bu hikaye çok, evet, kesinlikle yaşanmış bir hikaye bu arada, ee, kurgu Dur değil. O, gerçek evet. kokuyor. Evet, evet, evet. bayağı. Çok ulan, ulan, bunu hakikaten yani böyle bir Reddit'ten falan bulsan yine şey yaparız yani. Yaşanmış hikaye olması da çok tuhaf bunun ya. Ee, <laughs> peki bir, bir tane ayrılık kartımız var, değil mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> Sana iki olsun abi bugünlük istiyorsan. <laughs> Hadi Tancan Efendi kurtar bakalım. Dur oğlum ne sen girdin diye ben böyle düşünüyordum daha sen devam et. <laughs> abi e, yani e, ben ba bana kalsa ben burada şak diye ayrılık kartını atarım. Hemen programın başından. Tabi. ama yani. Emin misin bak <laughs> Sana çok zor ama... şeyler geliyor. Yok yok işte ama yani e, bu ayılık kartı götümde patladığı için ben bunu RP ile çözme tarafta taraftarıyım şu anda. Oo! Tancam var mısın sen şu an? E, bu e, inanılmaz e, uydurma çiftimizi RP etmeye. şimdi bir kurtaramayacaksak kim kim olacak hani neye göre? Ona, oraya bir gelemedik ama. Şimdi neyin RP'sini yapacağız? Nasıl kurtaracağımız? İlhan bir, 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 bir şekilde bir RP'ye girmek istiyor yani sen şu an. <laughs> Ben ama bu RP'de e kurtarmak istediğim zaman Will Smith mi oluyorum? E, hep hikayeyi anlatan perspektifinden kurtarıyorum evet. abi. O yüzden e, ben de C'de perspektifinden yazdım hikayeyi. Evet, sen C'de oluyorsun bu durumda. Da kur yani Şimdi işte şeye de tıkandım. Neye bir şey <laughs> mi ikna edeceğim beni? Yani ben seninle birlikte olmak istiyorum belli ki. Yani seni <laughs> sevdiğimi kanıtlamışım. Doğru. <laughs> doğru. Ben ne, ben ne diyeceğim ki? Niye böyle bir şey yaptın falan mı diyeceğim ben de? Yani. yani kabilede yaşıyormuşuz yani. gibi gittim. Karşı kabilenin adamını dövdüm sana karşı. <laughs> 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 ya bu hikayede... Daha bir ya... <laughs> <adı senin> için. <laughs> evet bir de yani bu hikayede benim merak ettiğim şey dünyayında da dedim yani. Daha sonra bu hareketten sonra mesela şey oldu mu? oh civanım iyi ki yaptın gel ardımı döv falan gibi bir şey oldu mu yani sonra? Yani hiç zannetmiyorum ya bu arada. Ama şu var after party'de Will Smith tek başına bayağı dans ederken videoları vardı yani. Tek başına. Yani tek ya başına dediğim bu, şey de yok. Şey diyeceğim. Burada şimdi hakikaten şey gibi düşünsenize bu bunlar... Şimdi bu, bu, bu hikaye almamdaki esas espri biraz şey daha. Bu, bu ikisi ilişkilerinin özel detaylarını çok malzeme ettiler ya ortaya. Evet. Yani günün sonunda Reddit'te tavsiye için yazan insanlardan yani bir gram daha hani farkları var. O da işte suratlarını koyarak yaptılar falan onun İşte kendi programlarında anlatıyorlar, bilmem ne yapıyorlar, röportajlar veriyorlar, bilmem ne falan. Şimdi o yüzden burada da hani bu parmağı da hani kamuoyu açık bir forma taşıdınız. Burada kamuoyu açık bir forumda da ben şeyi sormak istiyorum. Yani bu hareketten sonra iyi olmuş mudur lan her şey? <laughs> Bence çünkü <laughs> Yani Jada Pinkett Smith de olsam ben şey gibi yani iyi mi yaptın şimdi hani okey hani ben, anladın mı? Hani acaba şey demiş midir yani? Yani şimdi bak bütün millet bize düşman oldu. E tabi abi de, yani bir de bu şimdi öfke patlaması iki gün sonra ona da yapabilir. Yani. Başka bir ortamda da yapabilir. Dost cemiyetinde yapabilir. Ne bileyim oğlum düşünse her muhabbette böyle oldun herifin. Herkese yapıştırıyor Ama bir tane. Will Smith'e de diyeceksin ki şey falan bak mesela bu perspektiften bir rp e yapacaksanız ben dinlemek isterim mesela Pink ismi şey diyor ya biz rezil ettin her aleme tarzı giriyor falan ya, ya değil, ama, mesela... ama bana öyle onu diyecek Sıvaran hoş geldin onu diyecek birisi gibi de gelmiyor buna Gel yani ya çünkü hmm. şey oluyor ya, surat murat yapıyor ve işte şey yapıyor ya, yani daha bilmiyorum sonrasında kadın da şeyi de izlemedim çektilerse e, kadının surat ifadesini falan mutlaka çekmişlerdir çektilerse izlemedim yani bakmıyormuş evet. suratına işte. Yiğitcan anlatmıştı hatta dün galiba. Evet. işte Bakın evet yani evet 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 zaten oldu. zaten bakmıyorsa yani demek ki çalışmamış bu muhabbet. Aslında bu noktadan sonra nasıl kurtulur ben de bilemedim yani. Hani ya da kurtulabilir mi? Nereye gidebilir falan. Yani ne yap ne yapabilir ki Elsimet? Ya yani da tamam ben şey noktasından şey yapayım, değerlendireyim yani. Okey. Şimdi sen Karınla bir takım sıkıntılar yaşadın ve e, karın gitti oğlunun arkadaşıyla beraber oldu. Ulan oğlunun arkadaşı da geldi senden icazet aldı. Yani e, Wilson ha, baba... Okudum. Bu arada bu konuya bakarken ee, o, o, resmi açıklamadır yok, icazet almadı da hani o sırada ayrı olduğumuz için hani işte e, icazet aldım zannetti falan şey gibi bir. E, durum var mı sanırım anladığım kadarıyla. Yani Çocuk, böyle... ço bu, bu şeyin yani... beyanı kanka. Çocuğun beyanı evet, Evet bu. aynen. Ben de işte bugün konuyla ilgili J.D. Pickett Smith'in beyanını okudum. Hani yok Will'in öyle bir izin verme durumu yoktu ama hani Will'in izni vardı durumlar hakkında biz ayrı olduğumuz için falan gibi sen bir şey demiş. Aynı niyetten de zaten Will Smith'i kendisi bir röportajda zaten açıktı. 2021 senesinde falan herhalde. Bizim ilişkimiz açık. Hani evliliğimiz. Biz zaten başka insanlarla sevişmişliğimiz var ikimizin de. Farklı noktalar yani... gibisinden bir beyanda varmış yani. Yani ay bilmiyorum ya hakikaten neresinden tutsam böyle şey bir hikaye bu. Ee, ya açık evliliğim var, yani abi açıksa mesela işte ya bir de böyle ben şeyi de izledim. O Red Table mı ne? Onu da izledim o ee. videoyu. Bilmiyorum. Ee, Eren'den gelenler hoş geldiniz. İşte o şey oy ne oluyor lan? Ne oldu? Ha, deli He? bir ses geldi böyle. Aşırı bir ses geldi. Bir şey kulaklıktan <laughs> diye bir şey geldi. Okey biri, birinin sesi patladı galiba. Neyse. Ee, şey ne derler. Yani o şey dedim orada şey falan gibi bir muhabbet yapıyor. Aşırı yani şey gibi ne derler. Ya işte benim de healing'e ihtiyacım vardı. Çocuğun da healing'e ihtiyacı vardı. Anlıyorum evet senin de healing'e ihtiyacın vardı. Ve birbirinizi healladınız ama götten falan gibi yani hani. Bilmiyorum ya işte bu bana şey gelen level'lar artık böyle aşırı derecede geniş gelen level'lar yani buradan sonra nereye gidilebilir ki hani ee, ne oldu i̇şte Bir şey oldu. Ha. Organizasyonu Acun yapıyor olsaydı hemen altta topik reklamı çıkar mıydı acaba ya? Oha. Ay. <laughs> Yapar mıydı bilmiyorum yaparsa. Ay bilmiyorum yani olabilir ee, ama. <laughs> Çocuk şarkı yapmış konuyla ilgili bu arada. Yapmış. Evet. <laughs> Yapmış şarkı yapmış. Tabii tabii. Yani ya şöyle açık açık şey demiyor. Will Smith'in eşiyle beraber olduğum falan tarzı yapmamış da böyle şey falan diyor yani. Üstü kapalı e, konuşmuş. Yok lan Şarklı. kocanı, kocanı bıraktım bana geldin onun kalbini kırdım falan tarzı sözleri varmış. Ya şey hatta şarkında da şey burada münasebet kelimesini kullandım da J.D.P. kısmetinin o kelimesi şey oldu entanglement bir yaşadık diye anlatıyor. Hmm. Entanglement dedi işte birbirine bağlanmak falan gibi bir şey. Hani bir şey evet, dolanmak, dolanmak, birbirine dolanmak. Hani yani, falan şarkındadır, entanglement falan. Yani. <gülüyor> <gülüyor> yani işte bilmiyorum ya. Yani şöyle, şöyle olabilir abi. Ya bu bu mevzunun çözümü olarak ee, yani oturun da konuşun falan gibi bir şey diyemezsin çünkü yani tamam mı? Bence o kadar Smith bir... film yapsın. E, ilgili o. film yapmış. Yani evet bak Kevin Spacey mesela şeyin filmini yapıyor yanlışlıkla bir çocuk tacizinden dolayı suçlanan bir ressamla ilgili bir film yapıyor mesela <laughs> Will Smith de yanlışlıkla böyle sinirlenip tokat atan bir tane böyle herifle ilgili film yapsın yani. Evet bak tokatı atmış evde yalnız kimse kalmamış herkes terk etmiş bunu evet. yanında da köpeği var evin içinde geziyor Ev böyle yıkık dökük berbat bir halde. Evet evde evde geziyorlar bütün falan tek böyle mekan yani. evet tek mekan inanılmaz sonra evin içinde zombiler görmeye başlıyor meğerse işte karısının hayaletleriymiş falan böyle Hı. Bir shit dilsimin neler yaşamış falan böyle meğerse Tabii. Ah, ah. meğerse her odada bir anı yaşıyor anılardan kurtulmaya çalışıyor falan ve sonra heal oluyor bence mükemmel bravo bir film bence yapsın. bence burada durumu kendisini eşitlemesi için bir ödül töreninde Ceda Smith'in de şey yapması lazım. Başka birisinin tokatlaması, bir tokatlaması lazım Will Smith'in adına. Ee, artık eşit derecede reziliz aşkım. Hayatımıza sıfırdan devam edebiliriz falan gibi bir şey olması lazım bence. O, o da gidip amda Sykes'i tokatlıyor falan değil mi? Öyle bir şey. Yani artık kimi tokatlayacaksa yani. Kim kimi tokatlayacaksa. Yani, evet, Çünkü de. bir de bu tokatlamanın. Ona da Will Smith titreyerek geliyor değil mi? Artık yaşlanmış. Yine Chris Rock sahnede şey diyor işte. Muhammed Ali 2'yi mi oynayacaksın diyor. aa, Oo. aa ya da. Çok iyi, çok iyi. Şey yapabilirler burada. Will Smith'in ay Chris Rock'ın gösterisine gidebilirler karı koca. Ve yani hmm. o gösteride ikisi birlikte bir de Chris Rock'ı tekrar dövebilirler. Bonding. Nasıl? <laughs> yeah motherfucker, <'ı gülüyor> yeah falan diye böyle tekmelesinler. gibi olduğu için. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ha, yani evet. benim, benim benim çözümüm bu lan hakikaten. Chris Rock'ın ya da Chris Tucker'ın e, bir gösterisine gitsinler. İkisi aynı kişi zaten. <laughs> Ya bunlar karıştırılıyor ya hep sürekli. Chris Tucker <laughs> ve <Kusrak. gülüyor> o yüzden bence bunlar ya da İsmail Türküsev'in gösterisine gitsinler. Ne dersiniz? Ve İsmail Türküsev'i dövsünler. İsmail Türküsev'i dövsünler. Ee, ve şey desinler. Okey ikimiz de artık komedyen dövdü. Now we are all motherfuckers. Atom bomba satıldıktan sonra Oppenheimer'ın <laughs> dediği gibi. I am become dead. <laughs> I am become dead. Ee, <laughs> slapper of comedians. Okey. Güzel çok bence. Tancan Fümen dedi ki Will e, konuyla ilgili e, konuyu dramatize ettiği bir film çeksin. Ve ondan sonra evet. Oscar diyorsun. Günah evet. dedi ki şiddeti daha çok şiddet çözer. Bir komediye daha dövsün. <laughs> yani çivi çivi söker diye düşünüyorum. O kadar yarrak gibi bir konu ki çünkü. Aynen. Yani, yani böyle yani artık böyle otursunlar konuşsunlar falan da diyesim gelmiyor anladım. mı? Harbiden çivi çivi söker ya. Gitsinler Jerry Seinfeld'i evet. dövsünler. Falan yani. Evet, evet. Böylelikle bu hikayemizi de aramızı, arkamızı bırakıp gerçek Reddit hikayelerine kaldık Bakır'ın Tuncu. <laughs> Balkonlu, molalı, trampolinli ve misafirli var. Balkon ee, mu dedin? Ba Falkon değil, balkon. Balkonluyu var. Oh, Allah sonumuzu hayır etsin. Kız arkadaşım ve ben 26 yaşındayız. Ben erkeğim. Yaklaşık bir yıldır beraberiz ve ilişkimiz %99 muhteşem gidiyor. Daha doğrusu gidiyordu demeliydim. Çünkü dün gece tam bir kabustu. Anlayabileceğiniz sebeplerden bunları fake bir hesapta yazıyorum. Dün gece kız arkadaşım kara kör sarhoş olduğu ve bana iki farklı adama aşık olduğunu anlatmaya başladı. 30 dakika boyunca onların ne kadar muhteşem adamlar olduklarını, onları ne kadar özlediğini, onlarla sevişmeyi özlediğini, bunlarla birlikte bahsası halkomda seviştiklerini, göğüs uçlarını nasıl emdiklerini gibi detayları, onları hem birer hem insan, insan hem de birer aşık olarak nasıl sevdiğini dinlemek zorunda kaldım. Ne? Aynı zamanda bana onlarla hala konuştuğunu da söyledi. Bana onlardan biriyle evlenmek istediğini ve hep aklında olacağı da söylendi. Ne? İlişki bunun gölgesinde olacakmış. Kalbim kırıldı, yani bu benim evlenmek ve hayatımın geri kalanı geçirmek istediğim kadın ilk ciddi kim yani bu sabah ne olduğunu ona anlatmak zorunda kaldım özür üstüne özür diledi duyunca e, hepsinin doğru olmadığını söyledi o iki adam gerçekmiş ama onları sevmiyormuş ve biz çıkmaya başladığımızdan beri hiç onlarla konuşmamış e, daha önce hiç ciddi bir ilişkim olmamıştı bu yüzden ne yapacağımdan emin değilim ona şu an sıfır güven hissediyorum şu ama şu dakikaya kadar her şey çok iyiydi terapistime de danışacağım ama çok yorgunum, kayıp hissediyorum ve objektif bir kanaate ihtiyacım var. Bu ilişki nasıl kurtulur? Ee, çıkmaya başladıktan sonra hiç konuşmamış değil mi adamla orayı yanlış anlamadım. Abi gece konuş yok demiş Taruşken. Sabah ayıkken ama hatırlamıyor. Ya bunlar ama... söylenmiş kıza yani böyle böyle bir konuşma yaşandık. Sabah da demiş ki hayır hiç konuşmadık biz sahne evet, beraber. Tamam. Başladığımız evet Hı -hı. Neye inanacaksın yani burada bu durumda? Ya, sarhoş muhabbeti gibi biraz evet. Abi sarhoş muhabbet ama biliyorsun ki bu sarhoş muhabbetlerinde söylenen şeyler genelde sakladığımız şeydir oluyor. Hmm. Hmm. Bilmiyorum ya olabilir. Ben genelde bu... Ar Arsenal'den falan bahsediyorum sarhoş olunca neden bilmiyorum. Evet <laughs> Arsenal'de Cristiano Ronaldo'nun oynadığı günlerden bahsetmiyorsundur abi. Hani Arsenal'de şey falan yani David Seaman kaleciydi falan gibi gerçek oluyordur herhalde. Çünkü ben yani işte ben geldi Şamakan'ı sana... aldık falan diye sinirleniyorum. <gülüyor> <gülüyor> <Ya> mesela <laughs> Şamak alındı ya. Yani gerçek olmayan şeyler de, ya belli bir sarhoşluk seviyesinde yalan söylemek çok zor bir şey. Yani ben, evet. ben yapamadım hiç. Ben de abi yok ben kendimden biliyorum. Ben sarhoşken ee, yani duygularım konusunda çok daha samimi olduğum için e, hiç böyle bir yalan gibi bir şeye giremiyorum. Bence birebir doğruyu söylemiş ve bu herif bu ilişkide kalırsa baya kaklanacak gibi yani. Bence o e, kaklanmak iyi fikir. Kaklansın ya. Bir 31 patlatsın bence kadını anlattıklarını arada sarhoş edip. <laughs> işte. Oha. Ha, kurtarıyoruz kardeşim. Daha kötüsü olabilir. Yani bence iyi bir çözüm. <laughs> ya sen ya sen bundan daha yarrak gibi bir hikaye gelebilir diye önüne alıyorsun şu anda. Ben hazırlıklıyım kardeşim. Ben kurtardım bunu. Bence gibi bak güzel memelerin emdiğine kadar anlatmış. Çok güzel bir oturtu patlatıp <laughs> Hayatına devam eder yani. Her sarhoşluğunda böyle takılabilir. Hem de bak hem de kalklanmadan kalklanacak. Bence mükemmel. Böyle bir şey geliştirebilir diyorsun yani kendi evet, içinde evet. bayağı bildiğin bundan yani. zevk almayı öğrenebilir diyorsun. Dexter gibi düşün işte. Ben yani o da seri katil ama kuralları var hani. Adam da kak Kakolt ama kuralları var hani. Öyle öyle. Zaten evet, e, Kakolt kuralları olmayınca sadece e, boynuzlanmış bir insan oluyorsun aslında. <laughs> Abi bence <laughs> bence şöyle olsun. Ne derler? E, ya benim çözümüm bu. Yani sağlama yapmak lazım. Yani okey belki bir sarhoşluk üzerinden böyle bir noktaya gitmemek için. Bu arada ayrılık kartı kullanmak için götümü yırtıyorum şu anda ben. Ee, Hulusi'cim hoş geldin. Birinci yılımız kutlu olsun. Şöyle yapsın. Aşkım işte ben sana çok güzel bir yemek hazırlamak istedim. Ve böyle işte şaraplı maraplı böyle harika bir yemek. Sürekli olarak da bir yandan şey yapsın. Daha fazla içer misin yavrum? Biraz daha içmek ister misin yavrum? Bak işte bak bardağın boşalmıştır koyun falan. tekrar. Edelim. Aynen. Tekrar sarhoş etsin tamam mı? karşılık konsantin de alarak yani içmek ister misin içmek ister misin sorularıyla birlikte sarhoşluk seviyesini arttırsın. Bir daha baksın. Tamam mı? Yani hala aynı muhabbet gelecek mi? Hala gidip şey falan diyecek mi yani? Ben işte bu bu konu her alkol olduğunda açılacak mı mesela? Hani. Buna baksın. En mantıklısı bu açılırsa ayrılsın. Açılma açılmıyorsa eğer ayrılmasın bu bu bir çözüm değil oğlum. Bu sadece erteleme. Bu sen şey çıkarttın şu an. Yani <laughs> chat'te tetiklenen var hikayeden. Şey yazmış biri. Şey, bu Oo. durumu daha, bu durumu daha fazla dinlemek istemiyorum. Bu yüzden iyi yayınlar abi. <laughs> <Olsun. gülüyor> Tetiklenmiş çocuk. <laughs> Tabii gibi böyle bu arada ya, e, bu hikayedeki bence tetikleyen bu dostumuzu tetikleyen şey şey olabilir abi. 30 dakika hadi o anlattı. Sen niye dinledin oğlum? <laughs> sen kalkıp gitsene bir noktadan sonra. İşte, artık. Bundan sanki bundan sanki evet bak o keyif mi aldı acaba bir noktada? Yani katma değer. Hoş ben geldin canım. Çözümü bunun üzerine kurdum zaten. <laughs> Değil mi? 30 Ay. dakika dinlediysen patlatırsın yani. Şimdi benim alkol muhabbetini sen saymıyor musun? Double down etme muhabbeti. Çözüm yani kanka şimdi çözüm gibi olmadı o. Hani şey gibi oldu. Aa hani... buldum lan. Buldum. Çok ne? güzel çözüm var. Abi şöyle e, yine aynı şekilde içiliyor. Bir sofra yapıyor. Ama bu sefer e, sarhoş taklidi yapacak. Tamam mı? Şey falan diyecek böyle. Benim de üniversitedeyken bir tane karı vardı. O, o ver Allah'ın var, ver, ver Allah'ın var. Her gece 5 posta giderdik. Onu hiç unutamıyorum falan gibi rol yapsın. Rol kessin. Karşısındakine eğer bundan rahatsız olursa... Ya kısasa kısas. Ne oluyor lan? Ha kim düştü? Alo? Bilmem Yiğitcan ben... mı düştü? Ha Yiğitcan düştü galiba. Düştü geldi ama sesi gelmiyor. Yiğitcan? Bağlantı geldin. problemi yaşıyor. Geldin. Tamam. geldin. Geldim. Sen ne dediğimi duydun mu? Ee, yok duymadım abi. Abi şey yapsın ne darlar ee, yine böyle bir alkol masası aynı senaryo ama bu sefer kendisi sarhoşmuş gibi yapacak bak hem de daha şey okay. ee, baya böyle sarhoş olup şey falan diyecek işte ya üniversitedeyken bir tane Catherine vardı anasını satayım böyle sabah akşam beş posta ver Allah'ım ver diye abartı abartı anlatsın unutamadım işte ne inanılmaz videonun bir, bir arkadaşı vardı Trisam döndürürdük onunla yaz gecelerinde harika şeyler olurdu falan gibi anlatsın abi. Daha sonra bakalım. Kısasa kısas yapsın lan bence. Okey. Göze göz diyorsun. Hamur kanunları. Ha. Ya bunun üzerine hala onunla... Çünkü bak eğer ki e, sürekli aklın içinde böyle bir şey varsa bunu duyduktan sonra zaten karşısındaki insan ayrılacaktır ondan yani. %100 ayrılır. <laughs> ne? Ne oldu? A ayrıl kartını o oynamadan ayrılttırma sanatları isimdi. <laughs> takdir ettim ya. Güzel evet. bir an. Evet evet yok ben de takdir ettim. Bunu bunu şey yapacağım. Bunu seviyorum. Tabii. <laughs> Tabii ee, korkunç bir yani şey hoşuma gitti. Bu, <laughs> Uzun yoldan döndü. Bu korkunç bir hikaye abi bu arada. <laughs> Yani. Evet gerçekten çok korkunç bir hikaye. Ben bunu e, şey diye koydum buraya yani. Ayrıl kartlarınızı test etmek için gerçekten çok korkunç bir hikaye. <gülüyor> <gülüyor> evet ama e, yani gerçekten tebrik ediyorum. İyi uğraştınız. iki Tancan hemen kalklansın bu dedi. E, bu yani işte, işte bükemediğin bireyi öp dedi aşağı yukarı. Günhan e, Günhan'da e, kendi e, şeyinin tadına baksın dedi. E, Abi, şurubunun. Evet silahının tadına baksın. Bir de yani keko şey diyor ya yüzde doksan dokuz İyi iyi bir ilişkiniz var. Sanmıyorum bro. Yani. <laughs> Değil mi abi? Yüzde bir olamayacak kadar büyük bir mesele sanki bu ama bir dakika. Evet, evet. Bu sanki bu sanki yüzde 99 bad gibi yani. Yüzde evet. 99 kötü gibi daha çok. Zaman olarak <laughs> hani şey diye düşünelim abi hani bir yıldır beraberiz hani bir gün çok kötüydü. Geri kalmayı 64 dakika. Ben 5, şey 5, bitti 5, o oyun. <laughs> Tabii. Ya yani çünkü bu evet yani oran duygusal oran olarak yüzde bir tutması mümkün olmayan bir konuşma. Oğlum çok zor. Yani şey çok sert ya. Allah kimsenin başına var mısın gerçekten? Ulan bir memelerimi emerdi falan diye anlatıyor Ben usta. ben ben bu arada dinlemem yani. Direkt şey yaparım. Terk ederim Böyle ortamı. Aslında. Ertesi günde aradığında falan ben hiçbir şey hatırlamıyorum dediğinde ben de seni artık hatırlamıyorum falan derim yani. Yani kanka 30 dakika ben dinleyeceksem bana hani bir kere olay balkona balkona gitti. Meme uçları nasıl emiyordu muhtiş insanlardı. işte keşke onlarla evlenseydim. Hepsi falan. 30 dakika dinleyeceksem tek bir sebebi olabilir. Bir yandan kayıt alıyorumdur. Ee, yani, abi yani... evet. Bu arada yani hani yine şey falan bir tık anlaşılabilir. Ee, ya Birisi vardı hala unutamadım. Emin değilim falan gibi bir kerelik bir muhabbet ama memelerimi mi emiyordu noktası sen bunu düşünmüşsün yani. hani Tabii canım. Tabi kanka bu arada bak o bile hoş değil de hadi neyse masumiyet hissediyor kendini bu akşam falan yaparsın anladın mı hani. Evet. Tamam hadi bir ara anlat ta 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 peşine takıldığın orospu gibi abi falan tarzı dinlersin belki ama yani balkonda ne vuruşurduk uf lan, bir göğüs sürdürdüm emerlerdi <gülüyor> inanılmaz <gülüyor> Aynen. insanlardı erkek gibilerdi falan. Böyle bir emcırma yok. Aynen, Aynen öyle. öyle. Sert, Aynen öyle. Sert gerçekten. Evet molada trampolinli ve misafirli hikayelerimiz var ne diyorsunuz? misafir los Bu da çok zor ya. 27 yaşındayım, çok stresliyim. Şu <laughs> sıralar eski erkek arkadaşımla yaşıyorum. Şimdiki erkek arkadaşım onunla yaşamamı istiyor. Er eski erkek arkadaşım da kendisiyle yaşamamı istiyor. Çünkü burası bizim evimiz diyor. Annem de gel benle yaşa çünkü bu kararsızlığın ikisine de faydası yok diyor. Ben anlamadım. Yani Kim? evet. Bir dakika. Ben Dur kafam nasıl ya? Yani yeni bir erkek arkadaşı var. Beraber yaşamak istiyor. Bir de eski arkadaş beraber yaşamak istiyor. What? Eski arkadaşıyla beraber yaşıyor zaten. İkisi ee? de, evet. Eski, eski erkek arkadaşı diyor ki çıkma evden. Burası, burası bizim evimiz. Yeni erkek arkadaşı diyor ki çık evden gel beraber yaşayalım. Annesi bu... diyor ki çık. Bari gel bende de yaşayayım. Hani, yani şu durum çok kötü. Bu ne oğlum? Gavat, bu, gavat bayiliği bu toplantısı bugün yani? Ne bu? Bunlar normal şeyler değil ha. Ben sana söyleyeyim yani. Bir dakika. Şimdiki sevgilisi git eski evet. evde yaşa diyor. Hayır, Eskisi... hayır, hayır. şimdi sevgilisi ben... gel benle yaşa diyor. Ha bir gavatlık yok lan o zaman. Gel benle yaşa diyor. Bu Ama şu an eski sevgilisiyle yaşıyor. Evet. Eski sevgilisi tamam. de diyor ki çıkma evden. Ee, burası bizim evimiz çıkma yani. Annesi diyor ki çık gel benle yaşa. Çünkü şu, şu an yaptığın durum ikisinde de bir şey yok. Durumumuz bu. İlk Daha an, yeni ilk... sevgili oldu herhalde hocam. Ee, onu tam hatırlamıyorum. Detayı yazmış bir yer bilmiyorum. Hikayenin devamında şey yapıyorum. Devam ediyorum. Tamam. Ee, yani evet. durumu farkındayım. Bu yüzden çok stresliyim zaten. Ee, eski sevgilimin evi, kendimi ev gibi hissettiğim bir yer. Erkek arkadaşımın evinde misafir gibi hissediyorum. Annemin evinde de bir misafir durumum var. Üstüne üstlük bir de devamlı peki ne zaman kalkıyorsun gibi hava hissediyorum. Neyse geçenlerde bir seçici dilsizlik döneminden geçtim. Ne zaman sevgilime konuşamadığını söylesem, konuşamadığımı söylesem benimle konuşmayı bırakıp tamam iyi geceler dedi. Her seferinde hala onunla konuşmak istediğimi açıklamaya çalıştım fakat hayır istemedin, konuşmamayı tercih ettim ve ben de saygı duydum diyor. Ne kadar konuşamadığımı açıklamaya çalışacağım çalışayım bunu bertaraf ediyor ve seçtiğimi söylüyor. Sonra telefonda gerçekten konuşma ihtiyacın olduğunu yoksa yapamayacağını söyledi. Tüm bu durum beni çok kötü bir yere koyuyor ve depresyonum azdı. Tek yapmak istediğim şey uyumak ya da atakta kalmak. Nerede yaşamak istediğimi erkek arkadaşımın hatırını çözmek istiyorum ama kolay bir tercih değil. Onu seviyorum ve onunla olmak istiyorum ama ev ev gibi de hissettirmiyor. Annemin evi zaten mescine değil çünkü benim evcil hayvanlarım var ve onun hayvanlarla arası epey kötüdür. Eski sevgilimle yaşamak da bana kendimi kötü hissediyor çünkü burada olmam ona da zarar veriyor. Çünkü şimdiki sevgilimden nefret ediyor ama gitmemi de istemiyor çünkü burası bizim evimiz diyor. Ne zaman konuşsak? Sevgilim e, nerede yaşamak istediğine karar verdin mi? diyor. Kararsızlığım çok büyük. Gerçekten ne yapmak istediğimden emin değilim. Eski sevgilimde de şimdiki sevgilimde de vakit geçirmekten hoşlanıyorum ama aşırı stresliyim. Keşke bir karavanım olsa da kimseye zarar vermeden uzak bir yerde yaşayabilsem ama ehliyetim ya da param yok. Bu ilişki nasıl kurtulur? Ya yok sen... Evet, yani bir şey can Bu önceki ilişkisini bitirmemiş ki abi. Yani eğer hala sana ya burası bizim evimiz falan tarzı yanıtlar ediyorsan o eski ilişkin bitmemiş yani Hı. değil mi yani, evrak da bitti diye evet abi yani lafta belki bitmiş olabilir ama siz hala yani sevgilisiniz senin o ilişkinin bitmesi için oradan çıkman lazım ne kadar ha. evet ne diyor Tanco? Bence kolay abi. Hava parası diye bir şey var. Ee, <laughs> eski sevgilisine <laughs> hava parası verecek. Al kardeş, hava parası siktir git bu evden diyecek. Yeni sevgilisi de eski sevgilisinin yerine gelecek, Bitecek iş. Ee, öyle, bir, öyle bir şey yok ya abi. Bunlar yani e, şey falan diyor mu çocuk hala? Burası biz bak tam en sevmediğim kasa yani. Burası bizim evimiz. Nasıl bizim evimizden gidebilirsin? E, siktir git o. Sizin evinizde sikişsinler o zaman yeni sevgilinizi de. İster misin bunu? Ben sanmıyorum. Nefret ediyormuş eski yeni sevgilisinden. Yani bu arada e, kız hikaye içinde param yok detayını vermiş Tancan. Ha, bak, ha, öyle evet. mi? Evet. Hava parasını ha. o zaman yeni sevgilisi verecek. Aa <laughs> Yeni sevgilisini verdirsin. Aynen. Ama evet. kabul etmez abi. Bizim evimiz diyormuş işte. yani. Bence o söz konusu bir şey değil yani. Ya kız orada tamam hani geyik bir yana evi benimsemiş belli ki rahat da edemiyor yani. Annesinin evinde bile kalamıyor. Belli ki başka bir sıkıntısı var yani. Herif de bunu kullanıyor eski sevgilisi de. Yani yeni sevgilisinin bunu ona ona ikna etmesi lazım. Konuşamayarak bunu yapamaz yani. Onu kullandığına ikna etmesi lazım. Ama kızın başka bir derdi var herhalde psikolojik yani. Evim evim olarak göremiyorum. Misafir gibi hissediyorum diyor. Bilmiyorum çok tuhaf. Nasıl bir hastalık mı bilmiyorum yani. Bu peki şey olabilir mi abi? Yani e, orada yaşamadığın için kendini misafir gibi hissediyor olabilir mi? Orayı da anlamadım. Hani şey gibi mi acaba? Yeni sevgilisi bana geldi sonra gidiyor mu evden? Anlamadım ki ya yani. orada <laughs> otur. işte bir ay alışırsın o, Zaten çözüm bu. Git yaşa bir ay alış. Yani evde evet, <laughs> küfür <değil> mi? ettirecekler. <laughs> kendi yani git oraya kendi perdelerini al. Hani 2-3 örtü evet şey yaptı. Duvara iki tane kapatmaz falan. Aynen yani ev dediğin sonuçta <laughs> maddiyat abi ev dediğin maddiyat yani. Bugün oradasın yarın başka yerdesin. Yıkılabilir de yani ne yapacaksın eski evin yıkıldı bir şey oldu ne bileyim ya deprem oldu satıldı yani e, her şey olabilir. Ne yapacaksın bütün hayatını orada mı geçireceksin sanki? Abi şey ben... Çok ya. Gidip, e, e, hakikaten e, kızı çağırıp sonra gidiyor olsa ya falan. Hmm. <laughs> çok <güzel. gülüyor> Valla abi ben e, Param da yok falan diyor. E, bence e, yeni sevgilisini yanına ev arkadaşı olarak alsın. Yeni sevgilisi de şey versin, kira versin. E, o şeyden aldı yani bir odayı paylaşsınlar böyle kira versin yeni sevgilisi. Oradan kazandığı parayla da daha sonra kendisi yeni eve çıksın. Evet, Martin'den yeni dizisi ayrılsak da gavatas. Ha, yani ne, ne diyeyim artık bilmiyorum. <laughs> ya ben bir şey var. Abi evet yani inanılmaz. İnanılmaz gavata öyküler var bugün ya. Yani böyle şimdi ayrılık kartı atacağım. Bundan sonra hani daha kötü bir şey gelince korkuyorum açıkçası. Hani bundan sonra şey gelebilir gibi. Ne derler? İşte biz açık ilişki yaşayan bir Hollywood çiftiyiz falan gibi bir şey gelecek tekrar gibi. Şey yapamıyorum yani. Yok abi. Ben bu şekilde böyle bir ekonomi döndürsün içeride. Daha sonra da kendisi tek başına eve çıksın bu ekonomiden. Bu saatten sonra başka bir şey olmaz yani. Aşağı yukarı bu arada bu sorunu emlakla çözdünüz. Ee, evet. Tancan, Tancan dedi ki yeni sevgilisi e, bastırsın, kısıtırsın gitsin eskiyelik olsunlar evden. Aynen. Ee, dedi ki odaya alsın, oda kirası alsın. Ondan sonra o parayla da biraz... bir Türk gibi bastırdı. çözdük. Emlak <laughs> <Aynen. gülüyor> Kendini, kendini bu denklemden çıkartsın yani. Abi bu seçici dinsizlik diye bir şey varmış. Ben ilk defa duydum. Select Aa, neymiş dizimde, ya? E geçiyor. araştırdım konuyla ilgili. Anksiyete krizi geçirip konuşma yetisini yitirmeye yitirme ya da askıya almaya ya da falan bilmiyorum. Öyle şekilde açıklandığını okudum. Çok detaylı hakim değilim konuya. Aa, zor bir şeymiş Yani evet. Yani ee, biraz da biraz buradaki... da şey gibi yani başkasıyla yattım bende seçici unutkanlık var falan gibi bir şey i̇şte gibi evet, geldi sanki. De, 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 biraz da aşırı adı konulmuş mental durumlardan biri de gibi geldi. Allah e, kimseye ciddisini yaşatmasın. Öte yandan buradaki şey çok ilginci gitti. Yani işte ko konuşamıyorum ...diyorsun Manitaya. Manitaya diyor ki tamam eyvallah iyi geceler. Diyor, ama hayır hayır sen de konuşmak istiyorum hani falan. Yok yani konuşmamayı tercih ediyorsun falan tarzı. Hayır, hayır etmiyorum konuşamıyorum diye açıklıyor ya, Ben bunu, bunu, bunu çok... Ha, hiç, ya anlamıyorum yani şey yapamıyorum konuşamıyorum. Bilmiyorum garip geldi bana yani. Bilen e, duyan bir varsa falan daha açıklayabilirse aydınlanırım ben de. Şu an itibariyle çünkü bu kontekste neyi kızın gelmiyor. genel Evet yani kızın neyi genel neyi vaziyeti bu, e, e, tamam e, bu arada hikayeyle işiniz bitti size şey, gıybetini vereyim bir hikayeyle? bir de e, çünkü tamam. şey ortaya çıktı abi. Abi ben yorumlara girdim hikayede. Yorumlarda <laughs> ağzına sıçmışlar kızın çünkü kızın post geçmişine bakmışlar. Ve bundan bir önceki attığı post aynı hesapla. Hesabı silmiş. Ondan beridir. Şeyi anlatıyor abi. sevgilimi, beraber yaşadığım sevgilimi aldattım. Çok şey hissediyorum Aa. bundan önce. Bununla aldatmış abi. <laughs> Yenisiyle aldatmış ya. Yani. Yenisiyle aldatmış. Bu arada işte evden çıkamıyorum çünkü param yok tarzı şey yapmış. Hala çalışmıyor. Kız iş yok, parası yok. Selam. de hmm. evet. Evet abi bu yüzden bu arada yeri <gülüyor> <gülüyor> Ama bir yandan da kal burada diyor. Muhtemelen ona da inat yapıyor. O, inanılmaz. o, da, o da manyak herhalde. Yani bu hikayedeki herkes çok garip insan. Mazoşist herkes delirmiş. Herkes delirmiş gerçekten. Bu aşk böyle şeydir kafası beni çok görüyor ya. Aşk böyle bir savaştır abi heyecandır. Evet, Aş evet, sikiştir. Öyle. Böyle bıçak sokarsın Hı. götüne falan. Seni yani... sokağa düşürür. Orospu yapar seni sokakta böyle Hı. falan gibi. Yani. Tabii, tabii. Ay. Ay. herkesin bir tokatını yiyeceksin öyle yapacaksın falan pek yani... de karardı. öyle değil sanki <laughs> sürüneceksin sokaklarda böyle ya anasına da gidebilir de bu manyaktaydı anasını da siker bunun yani orası da karışık yani evet, evet. <laughs> ben anamı karıştırmazdım evet. böyle bir şeyden <laughs> evet evet esnafız ya sormuş bulunduk Evet. Ya e, 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 bu şarkı da yeni anasını tanıyor olamazlar. Evet. Nasıl böyle yer, <laughs> yersiz bir yersiz bir böyle Cem Yılmaz <laughs> esprisi. Evet. E, e, güzel. O zaman emlak çözümü bulduğumuz e, Gavat Large hikayemizde yolladığımıza göre Molalı ve trampolinli kaldı. Kimde? Bende. Ee, ee, evet. Günhan sende. Bende de dedim. Bende dedin, dedin Sende ben dedim, yani. sende, sende. Oğlum yemin ediyorum ben, bende diye duydum ben onu biliyor bende musun? Bende diye duydum, bende bende ben. diye duydum. Tancan tamam, problem sende. Pardon sesim o zaman kötü ya. sende abi, ben seçtim en son. Kanka problem sen ben RTX şöyle. kullanıyor musun? Yok Hayır, kullanmıyorum. Yok ki ben tamam, ok. yok. Bir kere bana ne olmuştu biliyor musun? RTX e, seviyesini fazla arttırdığım için R diyordum V olarak şey yapıyordu çeviriyordu çok ilginçti. E, chatte... Vallahi. Evet abi çok tuhaf bir bug mıydı artık neydi bilmiyorum. Chatte taşak geçmeye başladılar benimle abi sen neden R'leri söyleyemiyorsun falan diye. E, benim yani R'leri söyleyemediğimi düşünmüşler. V diye translate ediyordu RTX Broadcast. E, neyse ben, ben de diye duydum yani. Okey trambolin. Ya de böyle balgamlı ya ondan da olabilir çok Kötü şu an sesi. Niye V V R diye kesiyor? R V diye kesiyor acaba? V daha düşük bir frekanstaki ses o yüzden falan. Bilmiyorum. yapay zekanın düşük. Şey. kerameti işte kanka. Zeynep, Zeynep Erdem hoş geldin. Evet, ilginç bir şarkı şey gerçekten. Allah ne dedin? Kim seçiyordu? Trampolin Yunan ben seçiyorum. seçiyordu. Ben seçiyorum Trampolin. Trampolin dedin. Tamam. İki yıl önce erkek arkadaşımın arkadaşı Eni bir akşam hep beraber yemek yerken bana kaba davrandı. Hepimiz restorana gidiyorduk. Ben de sevgilim sanırım oraya ikinci ya da üçüncü varan ekiptik. Eni en son kız kardeşi ve kız kardeşinin sevgilisiyle geldi. Herkese merhaba dedi. Ondan sonra o sırada başka bir arkadaşla konuşan sevgilime doğru yürüyüp sözünü kesti ve beni göstererek yüksek sesle onun da burada olacağını bilmiyordum dedi. Bundan sonra bana bok gibi davrandı diyemem. Ama bir sürü benim katılamayacağım plan yaptı. Mesela ben bu hikaye yaşandığı esnada 7 aydır hamileydim ve ertesi hafta erkek arkadaşımı trampolinciye çağırdı. Ne? Sonra mesela barda takılma ayarladı. Ee, sevgilimle bu konuyu birkaç kez konuştuk. Eni'nin söylediği şey büyük bir mesele olduğunu düşünmüyor. Yani benim neden üzüldüğümü anlamadığımı söylüyor. Ama ben meseleyi ilk açtığımda gidip Eni ile konuştu benim gücendiğimi söyledi. Eni de bunun üzerine gelip benden özür diledi ama kocam kabalık niyeti olmadığını düşünüyor. Bugüne bugün bu mesele hala beni etkiliyor. Bu konunun nötr kaldığını düşünüyor ama bence bu taraf geçmeniz, taraf seçmeniz gereken senaryolardan biri. Yakın zamanda ilişkimiz biraz zor zamanlardan geçmeye başladı. İşte depresyon, büyük hayat olayları, finansal zorluklar falan üst üste gelince biz de terapiye gitmeye karar verdik. Terapide ben bu konuyu açtım. Çünkü dediğim gibi bu konu benim için büyük bir güvensizlik kaynağı. O da tamam o zaman ben arkadaşlığımı bitireyim sen de böyle hissetme dedi. Dürüst olayım arada kaldım. Çünkü kız resimden çıkmış olacak ve en nihayetinde sevgilim beni seçmiş olacaktı. Ama böyle bir şeye sebep olmak da garip hissettiriyor. E bunu istiyorsun. Sanki bu sanki bu bir ultimatum gibi hissettiriyor ve ben sevgilime kimle arkadaş olup olmayacağını söylemek istemiyorum. Ee, ona gerçekten arkadaşlığı bitirip bitirmek istemediğini sordum. O da en iyi olan arkadaşlığım önemli ama sen daha önemlisin dedi. Beni ilişkide güvenli hissettirmeye çalışıyor biliyorum. Hiç ondan en iyi arkadaşlığını bitirmesini istemedim ama onunla ilgili düşündüklerimi de söyledim. Ee, arkadaşlığını bitirirse güvensiz hissetmem biter. Ama aynı zamanda kendimi suçlu hissederim ve bu karardan dolayı pişman olup olmadığını merak ederim. Daha açacak şeyler de var aslında ama uzatmayayım. Bu ilişki nasıl kurtulur? Abi yani hakikaten hem ayranım dökülmesin hem götüm sikilmesin. Bu nasıl bir şey ya? <gülüyor> <gülüyor> Aa. Yeah. Bu arada böyle bir Tam şey, böyle değil de benim hayatım bir noktasında böyle bir şey yaşandı. Ee, Aa. Aynen. Bir arkadaşım başka biriyle sevgili oldu. Onlar başka birini sevmiyorlardı. Ama o da arkadaşımızdı falan. Ama onu biz gelsin istiyorduk. Onlar istemiyordu falan. Böyle saçma sapan bir şeydi. Ben de şey demiştim. Abi onların geldiği buluşmaya siz gelmeyin arada. Sizinkilere de öbür, öbürküsü gelmesin. Böylece sorun çözülür demiştim. Çözülmedi. Konuşmuyoruz hiçbiriyle. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Abi bak chatte Veznon çok güzel yazmış. Bebek doğana kadar bekleyin. O zaman uğraşamazsınız başka insanlarla diye. Bebek doğmuş. Bebek doğmuş doğmuş. Ha. Bebek doğmuş abi. Öyle mi? Ben onu kaçırdım lan. Kanka evet çünkü hikaye şöyle bir e, şey var. Bu eninin e, en ona kabalık ettiğini söylemiş asıl postta. Sonra yorumlarda bir şey ne kabalık ettiğini söylememişsin. Onu yorumlarda yazmış. Ben de yorumlarda da araya koydum. Belki o yüzden bir timeline karıştı ama kabalık ettiği olan iki yıl önce yaşanıyor ve o sırada 7 aylık hamile zaten. Ha. E, yani. O yüzden O yüzden okay. çocuk doğmuş ya. Yani. Şu an çocuk var. O okey. Yani, Doğduğunu varsayıyorum çünkü bir düşük müşük bir şey yazmamış o yüzden. Ay. Hoş geldin. Depresyon büyük hayat olayları falan ama neyse bilmiyorum varsaymayalım böyle bir şey öyle bir şey yazmamış sonuçta. Doğdu varsayıyoruz çocuğu. Ay ay çok sinir oldu. Ay. Abi naçizane bu arada bu akşam bu, bu yani bütün e, gavat Bahri toplantısı e, special akşamımızda. Ben bütün hikayeleri baştan bilsem ayrılık kartı burada kullanırdım. Daha ıslahane. Neden? Yani. Niye? Neden? Abi şey çok e, bir kere şey lafı benim için büyük büyük e, red flag. Asla yani. E, ben bu konuda nötr takıldığını düşünüyorum ama bu, bu taraf seçmeniz gereken senaryo hayır öyle bir şey yok. Yani taraf seçmeniz gereken senaryoları sen sokuyorsan beni ben hayatta o topta yokum. O masada yokum yani. Ya zaten hani bu, şey değil çünkü. Nasıl diyeyim? Vızkını yedi. Ee, ya yani bir tane göt bir laf etmiş sana yani bir tane masada. Ee... Abi yarın öbür gün zaten yani taraf seçmen gerekiyor falan gibi böyle sürekli ağlayan bir insanla yani çocuk yapmışsın bir de oradan da üf, bilmiyorum ya. Tanca ne diyorsun? Oğlum yani kızın söylediği de az buz değil lan. Gelip bunu ne? mu getireceğini söyledin falan. Niye ki yani? Sen niye söyler biri onu? Ben mesela gittim sevgilimle bir yere gidiyorum. Bir tane de arkadaşım var. Hiç beklemediğim bir anda gelip bunu getirmeyecektim derse ben siktir git tam. biz gidiyoruz o zaman der. Giderim mesela oradan. Orada oturmam zaten. <laughs> Kim olursa olsun bu. Sen kimsin lan orada? Ne alaka yani? Değil bir de yok. hamile kadın yani. orada. Oo. Bence bitirsin arkadaşlığını. Rahatlasınlar. Hep söylemiş zaten. Bence uzatmasın. Hiç kendisini kötü hissetmesin. Bitirsin arkadaşlığını. Aynen. Bence de bitirsin abi. E, kendisini kötü hissedecekse de artık yani yapacak bir şey yok. Hissedecek yani. Bunun şeyi budur. Bunun karşılığı budur yani. Sen eğer bu kadar mevzu yapıyorsan bunu buradan bu kadar uzatıyorsan konuyu şey gibi bir hakkın yok yani. E, ağlama hakkın yok yani artık o saatten sonra. Hem bak seni de seçmiş. Hikayenin de ile hiçbir alakası yok. E, e, Seyreyken yani. tramboline çağırmış lan bir de. O da aslında çok hoş değilmiş. <laughs> Okey okey. Bu hamile var Bitirsin Abi ya. bak bu bu hikayede beni rahatsız eden e, şey kısım şu siz daha da fark ettik e, olay e, şey ya abi. E, ilk başta işte bu götle inanılmaz kaba bir laf ha. İnanılmaz böyle şey bir laf yani. Manyak mıdır nedir yani bir laf anladın mı? Ne, onu da burada olacağım bilmiyorum. Manyak mısın nasıl? Tamam eyvallah herif de yani bunun e, bir, o an bir, okey bence o kadar büyük kaba bir laf değildi diye düşünmüş. Kendi yargısı. Sonra kadın diyor ki ben bundan rahatsız oldum. Adam da gidip diyor ki Eniye, enicim ayıp ettin kızı, üzmüşsün kızı. Git özür dile. Kız gidiyor özür diliyor, kusura bakma diyor. Tamam. İki sene önce oluyor oğlum bunlar. Şimdi benim buradaki mesela fişi çektiğim nokta şu. İki sene önce olan bir olayı bırakmadın. Biz böyle büyük başımız olaylar geldi diye terapiye gidiyoruz. Terapide açıyorsun konuyu. İki sene önceki olayla alakalı. Bu ya artık bu, 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 şey gibi bir şey yani o kartı sana verirsem sonra geri alamam. i̇ki yani sene kim tutmuşsun onu biriktirmişsin onu valide edersem sen de anladın mı? Yani tam okey bu iki senelik kim kim haklıydı yaparsam ondan sonra beş senelik kimlere de gideriz altı senelik sorunları da gideriz falan gibi düşünüyorum. Kanka anladın çocuk, çocuk, çocuk yapmışlardı. Ama çocuk var ortada yani. Ben çocuk olmasa şak diye basarım ayrılık kartına. Ya evet, çocuk var. Arada hiç buluşmamışlardı. Eni özür dilemiş. De sonra hiç buluşmamışlar. <laughs> Öyle bir şey anlatmamış yani. Buluştularsa da önemli bir şey olmamış. Bir daha da Eni'den en azından abi yani şey yok. Anlattığı Eni bir de şunu yaptı iki sene sonra falan diye muhakim özür Özür de dilemiş Eni. Ee, o anda da özür nasıl şey etti bilmiyoruz. Hani teşekkür ederim dedi. De... Biraz şey, böyle herhalde şahissiz şey falan yaptı böyle. Tabii tabii özür dilerim falan gibi yaptıysa. Yani herhalde ki soğutmamış kadının içini. İki sene de soğutmamış yani. Abi çocuk varsa, A, bu... arada çocuk var. Bence o yüzden bu arkadaşlık sacrifice edilecek artık yani. Ee, Hı -hı. O çocuğun uğruna sacrifice edilecek. Ve de yani kız kadın da ağlamayacak. Ben böyle diyorum. Yani okay. Kadının takı taktığı şey muhtemelen bir şey yani şey hissiyatı herhalde. Bunlar hoşlanıyor muydu artık birbirinden bir şey var gibi bir paranoya da kapılmış olabilir. Bunu getirme sonra iki sene sonra ortaya çıkar. Adam da böyle ya istersen de bırakırım falan hani böyle o da biraz safe oynuyor falan. Lan madem bırakacaktın o zaman kızsaydın onu. sonra da evet. mı fark ettin ona kızman gerektiğini? Evet, evet, her noktadan çok geç kalınmış bir e, ilişkiler yumağı hmm. abi ağlamayacak kimse artık bu saatten sonra Yok, kadının Onlara bence gösterecek. paranoyası bunun üzerine ya kadının paranoyası bunların arasında bir şey vardı üzerine bence tabi canım Tabii. Ee, arkadaşım Mahmut demiş olsa bu yorumu ve özür olsa bence aynen. de uzamaz bu konu aynen hmm. öyle istemiyor onu hayatında yani o yüzden arkadaşlığını bitirsin diyecektim vazgeçtim atıyorum ayrılık kartını. Aa! Çocuğu piç evet. koydun. Küçük bir çocuğu piç koydun. Ya bu paranoyayla ya. yaşanmaz onlar ya. Doğru diyorsun. O kadar. Kötü. Doğru diyorsun. Ama ben daha atmayacağım. Sonuncu iyi ya çünkü büyük ihtimalle en kötüsü olacak anasını satayım yani bunlar neymiş böyle bugün ya? Hiçbir redeem'i <laughs> hiçbir redeemable hiçbir şey yok ortada buna koyayım. Evet. <laughs> Okey. Tancan Fümen ayırdık kartını kullandı. Mert Günhan da e, bitir arkadaşlığı dedi. E, arkadaşlık bitirken sen de üzülme. E, madem arkadaşlık bitmesi istemişsiniz, Bitmiş işte artık yani uzatma dedi. Böylelikle bu hikayeyi arkamızda bıraktık. Ve akşamın son hikayesi. Molalı. Hazır mısınız? Yes. Erkek arkadaşımla 2021'in Eylül ayından beri konuşuyoruz. Aralıkta da beraber olmaya başladık kendisi benim ilk ciddi sevgilim bu arada. Şubat ayında aramızdaki fiziksel temas artmaya başladı ve ben bir molaya ihtiyacım olduğunu hissettim. Bu yüzden de erkek arkadaşına bir mola verelim. Ee, anlayış gösterdi ama neden bir anda seks yapmak istemediğimi anlatmam gerekene kadar bir iki kere denedi. Ona şöyle açıkladı: "Bu arada mola seks molası. Ha. Bazı zamanlar onunla ilgili duygusaldan daha çok cinsel olarak Düşünceler içinde buluyordum kendimi ve bu mola esnasında onu onun için sevdiğimi ve sadece seks için beraber olmadığımı anlamak istedim. E, çünkü ondan önce hiç büyük bir seks arzum olmamıştı ve stres atmaya cazis etmeden ayrılar geçirebilirdim. E, böyle anlatınca sevgilim buna çok anlayış gösterdi, beni destekledi. Şubat ve Mart boyunca aramız çok iyiydi ve hiç seks sormadı. Geçenlerde alışveriş yapıyordum ve erkek arkadaşıma sürpriz yapabileceğim bir seksi iç çamaşırı seti gördüm. Onu arayıp Cuma sana göstereceğim bir sürpriz var dedim. Biraz şaşırmış gibiydi okey dedi. Cuma günü ise beni işe çağırdılar o yüzden haber verip sürprizi ertelememiz lazım dedim. Bunda biraz gıcık oldu ama yine okey dedi. Bir şeyleri beklemeyi sevmez ve sabırsızdır biliyorum o yüzden gıcık olması garip karşılığı badım. Bugün ikimizin de ikimizin günüydü ve ben de dairesine gittim. Ona sürprizini göstermem lazım dedim. O da ha ben unutmuştum dedi. Odaya girdim. İç çamaşırlarını giydim. Dışarı çıkıp ona gösterdim. Modelledim. Şimdi benimle ne yapmak istiyorsun diye sordum. O da bana etkilenmemiş bir şekilde baktı ve gel film diyelim dedi. Güzel <laughs> hoş geldin. Şok oldum. Şimdi ne hissetmem gerektiğini bilmiyorum. Benimle o an ilgilenmediği için de biraz tatsız hissediyorum. Bu Seks'e mola vermemizle ilgili mi? Bir şeyleri kaçırıyor muyum? Bu ilişki nasıl kurtulur? Abi ben bir şey soracağım. Seks'e mola vermişler de Seks'e mola vermişken neden Seks'i iç çamaşırı giyip e, buluşuyor onu anlamadım ben. Seks'e mola. <laughs> eski balonun kardeşi. Ha oyyy. Evet. Tamam. Ben, ben Kanka anlamadım. O, i̇şte bu bunu bu yani bu bu hikayenin içerisinde olan bir şey değil kanka yani bu insanın hikayeye bakarak da anlayabileceğimiz bir durum değil bu evet. Ya yani evet burada yani. burada bir yani çünkü mola istenmiş sekse ve yani bak şeyi ben de makul buluyorum bu arada. Yani okey gerçekten de hani ben cinsel bir şey mi yaşıyorum yoksa yani sensiz duygusal bir boşluğa düşecek miyim bunu görmek istiyorum anlıyorum. Ee, her ne kadar salakça bulsam da bunu. Ve yani ama mola galiba hani bir kere veriyorsun bunu ve bu noktaya geliniyor ve ondan sonra şey mi oluyor? Ya pardon mola vermiştik ama bu sayılmaz. Neden? Çünkü seksi iç çamaşır buldum. E bu ne amına koyayım? Tuhaf değil mi bu? kız belki. He. O adam da yani... iki gün önce çok heyecanlıydı. İşe gidince bozuldu. İki günde ne değişti ki adam o zaman? Ama Tırf o adam da... Ben bozulması, hayır, adam o bozulması da ben... şey değil o an kanka durum... Durumu bilmiyor. O genel olarak hani bir şey dendi adam. Bu, 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 bu empati yaptığım kısım oydu lan Tancan hikayede. Ben de biri bana bir şey... Ya yani sen de desen ki kanka işte atıyorum e, haftaya götte bir sürprizim var. Sonra haftaya götte bana desen ki abi sürpriz bu akşam yetişmedi. Ben de bir gıcık olurum. Ama o zaç meselesi bence. Spesifik olarak bir şey... E tamam da bir ben şey diyeceğim. Olarak... O, o adam da orada mola vermeye karar vermiş mesela belki. Yani Hı -hı. adam böyleyiz. Hani o zaman kısasa kısas yani. Buna ne diyeceksin Tancan Efendi? O arada bak hemen bir denemiş sonra anlayışla karşılaşmış. Bence net sikiş bekliyordu ya. Ondan o bozuldu gelmeyince. Hazırlanmış e, o da belli. Trip Hafını falan almış. Ha. <laughs> 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 Siyahlısı o kadar para vermiş. Olur. Kanka herkesin <laughs> eleksiyon... Nasıl anlamadım ben Tanja? E, zaten e, ne yapacaksın bana diye sorunca seks yapalım demek değil mi o işte? Hayır hayır. Sürprizi, ilk sürpriz iptal olan sürprize seks beklemiş o. Evet. O bu sefer bozulmuş evet, diye düşünüyorum. Ben vermiyorum gibi olmuş bu sefer de işte hani. Evet. Ben öyle anladım yani. Evet. Vermek istememiş olur yani. Olur. İ, ilk, i̇lk iptal olunca, ilk seks iptal olunca ha, bu sefer de ben o iptal zaman... ediyorum. Hadi bakalım. Gibi. Ama zaten iki ay önce seksi komple iptal etmiş kız ilişkide. Tamam. Eee, les'le bu hiç bu, bu, hayır, bu, ekstra, bu cuma iptali niye ekstra sorun olsun ki adam için? Yani ben ki... iptal etmiş. Sonra iki aydan sonra diyor ki adama cuma sürprizim var. Adam da o tamam bu kesin sikiş deyip gaza geliyor. Aynı. İki ay bekledim artık yeter diyor. Gidiyor Siyalis alıyor. Beş posta gitmek için. <laughs> bu Ondan mı? sonra hapı atıyor. <laughs> Kadın diyor ki sürpriz iptal. Hem hap gitti hem gaz gitti yani. Ondan sonra adam tribe giriyor. <laughs> Oğlum sen <laughs> yani evet Yusuf Mert hoş geldin. Ya, çok iyi ya Siyalis örneği. Evet anladın Siyalist mı sure İlçan? da hala saçma buluyorum oğlum bu yani nereden çıkarttık e sen bu, adamı romantik şey... düşünüyorsun herhalde ben öyle düşünmüyorum yani o yüzden abi ben adam hiçbir şey düşünmüyorum lan hikayede verilen detaylar aslında oğlum arkasında. adam niye heyecanlansın oğlum o zaman şey İki ay sevişmemiş. Ondan önce ayı gibi sevişiyorlarmış. Kanka Değil. heyecanlanmamış ki heyecanlanmışsan sen öldürdün şu an. Oğlum adam bozuldu diyor, bozuldu diyor. Yani heyecanlanmazsa tamam. niye bozulacaksın? Abi e... Biraz şaşırmış gibiydi ve okey dedi diyor ilk sürprizi anlattığı zaman. Tamam işte okay. kendi demiş şaşırmış, bozulmuş ona. Onu baz alıyorum ben de. Sonra da diyor ki biraz gıcık oldum okey dedi ama bir şeyleri beklemeyi sevmez sabırsız biliyorum. O yüzden biraz bir de sabırsızmış. Yani. E, tamam işte gıcık Allah olmuş adam. Allah Allah. <laughs> 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 yani farklı bir elim anlamı var oğlum gıcığın. İşte herif bozulmuş. Ne ne bileyim. Kanka tamam eyvallah. Ondan sonra sen şey diyorsun ki o işte ha ben sürprizi unutmuştum falan diye şey hepsi şey trash. Aslında aslında çok bozuldu. Anladım, e tabii bozulmuş. Oğlum ya. zaten sabırsız biriyse unutmaz onu. Takmıştır kafaya yani. Okey. Bu arada sadece Pelin hoş geldin. Ya abi abi o ben o detayı verdiği evet. için söylüyorum. Vermesin tabii ki böyle bir şey düşünmem canım herif. Herif istemiyor da olabilir o anda yani. Yani e, o an belki hazır da olmayabilir. Oğlum belki şey bile olabilir lan. Aldığı iç çamaşırını aşırı derecede cringe bulmuş olabilir belki. Buna ne diyorsunuz? Yani belki hiç hiç ona hitap eden bir şey değildir yani. Bazı insan da sevmez ya böyle şey gibi olur. Hani too much olur bazen de böyle. Aa ama biz sikişeceğiz bu da too much ya. Hayalimdeki gibi değil falan. Bilmem. Yani görmek lazım. Keşke görebilsek. Görsek Aa, ona benim göre. çözüm ben filme filme film izlerken e, bir Blue Job'la hemen çözülür iş. Adam anladı falan böyle. Aa böyle. motor ha. çalışıyorsa bir el atmak lazım diyorsun. Evet tabii tabii. Okey. çözülür. Aa, okey. Çok ee... hızlı çözülür. Bu herif sabırsız bir herif belli ki. Çözülür. Aa, ya... adama <laughs> seks götür dedi. <laughs> evet, kadın filmi işte film izlerken bul olacağım. Bitti tamam temiz. Ba bir Allah şey Allah. bir şey varsa vardır yoksa yoktur yani. Tamam. Çocuğum ben Bence olur bu <laughs> Tabi. Ben burada ayrıl kartını kullanıyorum abi. Oh, oh. <laughs> sen oh sen. <laughs> Allah. Ailen öyle. Kartı burada... sona saklamanız zevki diyorsun. Abi çünkü böyle birdenbire e, ne derler? İşte aman ben acaba şöyle mi seviyorum? Aman işte sadece aramızda cinsel bir şey mi var? aman işte dur bir dakika ben buna bir sürpriz yapayım. Aa ama bu sefer de benimle çekişmedi mi acaba ne oluyor falan. Ya senle gitsin belediye uğraşsın amına koyayım gerçekten. Hmm. Eee uğraşılmaz yani bu saatten sonra. Ee, çünkü bu negatif sex feedback diye bir şey var. Negatif ee. sex feedback'e girecek bütün bu konu. Bir noktadan sonra e, intikam almak için birbirlerine full vermemeye başlayacaklar. Çarşı pazar karışacak yani. O, o noktadan sonra da bir bok olmaz yani. O yüzden herkes yoluna kardeşim. Hmm. ya Ben buna katılıyorum ya bu arada bu ayrı kartın motivasyonunu. Bu arada kızın şey ilk yani. ciddi ilişkisi ha. Ben bu arada ciddi bir çözüm üretmedim de ilk ciddi ilişkide yaşanabilecek bir şey bence bu. Ne Tabii düşündüğünü ya. bilemeyebilir yani. Kafası karışabilir. Abi, buradaki şey beni e, e, dağıtılmış cinsiyet rolleri bakımından e, kokuşmuş dağıtılmış kokulmuş koşmuş cinsiyet oh, ne kadar tekerleme gibi. Dağıtılmış kokuşmuş cinsiyet rolleri yüzünden beni yıllardır şey rahatsız ediyor. Sağda solda bir sürü programdır. Beraberken de söylemişim yani, yani Erkeğe seks reddedilmez diye bir şey yükleniyor ya. Eğitim yükleniyor ya çocukluğumuzdan beri. Hani ayıklıyoruz birbirimizi falan böyle. Hani Seksizilmez abi durma mu abi seks, seks buldun mu yiyeceksin falan tarzı. Sıkıntıdır aynen. Bunun olumlayan e, e, kadın bireyler ya e, e, erkek e, homoseksüel ilişkilerdir eminim bunun şeyi vardır. Yani olumlayan durumlar olunca böyle yani şey bu bütün bu, bu yazmış olması ya, bir şey ya ben seksi iç çamaşırı giydim nasıl benle sevişmedin? <laughs> yazmış evet bu arada. <laughs> A Aynen öyle. Yani neden? Çünkü yani şey anasın. Afrika'da elmas buldun yani anladın mı? Yani seksi iç çamaşırı. Karşımdaki maymun neden bundan etkilenmiyor? Maymun, maymun bak seksi iç çamaşırı var. Ne diyorsun? Ne oldu? Ya bir de şey gibi yapıyor ya böyle. Allah Allah ben ne sikişmedi ne yapayım sizce kızlar? Ne yapıcı yani? Allah Allah. Bilmiyorum. Bak ben de şimdi şey birdenbire sinirlendim. Film izlemek istemiş ya adam. Hayır evet evet bu arada yani belki abi çok işte anlık da olabilir yani ben gerçekten de burada şuna çok katılıyorum ya böyle bir durum var yani e, seks ile ilgili yaptın ve yapamadığın noktasında e, günümüz e, cinsiyet dinamiklerinde patriarka da bu noktaya getirdi bunu abi. E, Full patriyarka bu. Evet Full evet bu patriarka gün, bu. Evet, bu şey değil yani erkeğin üzerine yüklenmiş bir misyon var sikin kalkıyor mu kalkmıyor mu yani. Abi pek çok nedenden sikin kalkmayabilir ya. Yani bir borcun vardır kalkmaz. O vardır kalkmaz. Bu vardır kalkmaz. Bunun üzerinden böyle bir acaba beni beğenmedi mi? Bunu var ya bak bin kişi bizi şu anda izliyor. Bir sürü insan sevgili sonu yaşamıştır yani. Ve yani bununla ilgili de suçlu hissettirilmiştir. Hani şey, şimdi şey gibi oldu biraz yani. Evet sevgili erkekler birleşelim falan gibi oldu biraz da. Ya ben çok ben zamanında yani çok suçlu hissettirildim sevişmek istemediğim zaman başka geçmişteki ilişkilerimde oldu yani. ...istemiyordum, yapmak istemiyordum ve yani canım sıkkındı... yani ve yo bazen sadece yorgun oluyorsun. Bazen sadece film izlemek istiyorsun. Bazen sadece şey yapmak istiyorsun. Uzam böyle bir ilişkidi bu arada ya. Yani dediğinde değil. çok haklısın da bu ilişkide öyle bir şey hiç yok yani bence. Ya evet evet ama işte bak böyle böyle emarelerle yani anladın mı? Bugün mesela beni bak işte hani seks molası vermiştik. Bak ama böyle bir şey yapıyorum sana. Ve yani işte beni beğenmedi bir sorun mu var, bir sıkıntım var? Bugün bir, yarın iki falan anladım mı? Öne alınmazsa bunun yani hani dönüşebilir böyle bir şey. Ben bu hikayedeki e, erkek arkadaş karakteri olsaydım o ben şeyi koyuyorum, neden seks yapmak istemiyordum, şey sebepleri geçiyorum. Yani o gün modumda değildim. bir çete yazıyordu, belki o akşam şirek izlemek istiyordu falan. Yani, yani o kadar bütün bu şeyleri geçiyorum da. En, belki şeyden dolayı istemeyebilirdim ben konuşarak girdik. Neden tek taraflı yani bu seksiz diye? Hani sen bana dedi ki seksizlik denemek istiyorum. Şu söz sebeplerden. Tamam okey anlaştık. Sonra bir anda böyle tek taraflı bir hareketle hani lafla girdiğin yerden eylemle çıkıyorsun. Ha, evet. Ya bir de eylemle çıkıyorsun. Şey... Ters gelirdi bana. Evet. Bir de eylemle yani çıkıyorsan. Önce üzerine. Eylem... Yani bir şey soracağım. Ha. Bence o noktada bilmiyorum. Kadın mı yanlış anlattı ama bak ben hala oraya takıldım. Diyelim ki Günden ben seninle iki aydır sevişmiyorum. Hı -hı. Tamam mı? Ama aramızda iyi diyorum ki sana yarın sürpriz yapacağım. Ne gelir İlk aklına ne gelir ne sürpriz yapacağım gelir aklına. Seks gelir. Bana evet. Lego aldı. E, Seks gelir değil mi? Yani. Tabii. E, şimdi o Cuma gecesi gitseydi kız ve seks yapacaklı sürprizine hazır olsaydı adam. Böyle mi düşünecektik? Yoksa Aa, bana kesin Lego falan alır ya sürpriz tabii ne yapacak ya da restoranda yemek ısmarlar diye mi düşünecektik yani? Yani bu şeyle alakalı. ona takıldım. Yok yok yo, bak bu şeyle alakalı. Kendi sınırları ve işte kendi sınırlarını belirlemekle alakalı. Yani belli ki burada bir takım sınırlar falan belirlenmemiş yani. Ve işte bunun üzerinden bir takım duygusal tepkiler veriliyor. Yani evet hani bu sefer olmadı ve işte tamam bir hayal kırıklığı yaşadın kendi içinde. İkinci seferde ya bu tripse bile bunun yani şey noktasına gidilmesiyle benim derdim kanka bak. Yanlış anlaşılma olmasın orada. Karşımdaki seks istemiyor o zaman bende bir sorun var gibi yani hani. Bir de iki Bu... ay beklemiş ya çocuk şeyden dolayı olmuş olabilir mi Tanju yani iki, şey diye anlatıyor çünkü ilk bir başta denedi sonra anlattım sebeplerimi sonra bir daha hiç denemedi Şubat ve Mart boyunca. zaten bir şimdi bir söylüyor sonra bir deniyor sonra salıyor gibi bir durum da var orada evet. Aynen şimdi iki yani... ay saldığı için ben şey benim kafam öyle çalışır belki çocuk da öyle bir çocuktur bazı noktalar mesela bir şey düşünmemem, yapmamam, uğraşmamam gerekiyorsa böyle hiç yok, kafamda böyle yok böyle bir şey rafına kaldırıyorum onu falan böyle Ya mı? bir de bak şu durum da <laughs> var yani tamam o an belki film izleyelim dedi tamam mı? Yani o okay, bit o oh, film izlemek istedi aman Allah'ım dünyanın başıma yıkıldı film izlemek istiyor bak bu kadar giyindim. E bir izleyin filmi belki yani film izlerken başka bir şey olacak yani anladın mı? Belki o bir aşırı derecede Fak diye o durum overwhelming geldi o an içinde. Belki de ilk defa birisi ona seksi iç çamaşırıyla sürpriz yaptı. Yani normal bir akışa sokmak istiyor belki de o anda yani. Hani birdenbire... Hmm. Çünkü mesela bence biraz şey bir durum. Ee, bu seksi iç çamaşırı, seksi kıyafet durumları ilk kez yaşayan insan için gergin bir durum. Çünkü hayatın boyunca porno imajinasyonunda... Hiç yaşamadıysan diye anlatıyorum bunu. Ee, porno imajinasyonuyla yaşamışsın... Ve işte pornolarda jartiyerler, seksi çamaşırlar havada şey yapıyor. Fakat çok gerçek bir durum var önünde. Yani biraz da şey gibi geliyor böyle. Şaşabilirsin sastırı... ilk dediğin gibi. İlk demiştin ya hiç beğenmemiş de olabilir. <laughs> ya evet bu, bu ya beğenmemiş o de olabilir. Olabilir o... yani. Bak bir şeyin fantazide çalışmasıyla gerçekte çalışması arasında fark var. Mesela sen fantazide gerçekten de "Oh kocacığım beni götten sik sana e, iyi geliyor." olabilir. Ama o an belki birdenbire bunu derken şey olacak. Oo, ben bu insan değilmişim. Yani kendimi o pozisyonda hayal etmekle bir pozisyonda gerçekten olmak arasında fark var yani. Hani bütün bunları düşünmeden etmeden falan birdenbire tak diye o bütün dünyamız mahvoldu. İşte ben seksi iç çamaşırı nasıl oldu? Ben bu noktaya sinirleniyorum yani. Hani bir bekle bir de mesela yani hani şey de olabilir. Her zaman benim ya ben böyle bakıyorum. Seks her zaman bence penetrasyon değil. Bazen eski usul iyi bir el işi de Çalışır yani. Ya da ne, ya da ne bileyim bir, bir blow job da çalışır yani her zaman. Bir el işi, ağız işi. Bu <laughs> bu neyin işi? <laughs> Çin işi, Japon işi. Bu kimin <gülüyor> işi? <gülüyor> Patma gereği kadar <laughs> Yani, lada burada çok gönül rahatlığıyla yani ayrıl kartını kullanıyorum. Çünkü hiç ilaçım yok, hiçbir şey yok falan. O seksi iç çamaşırı niye olmadı falan yani anladın mı? Bir detayı soracağım. Orada şeye takılır. şimdi Sürpriz iptal olduktan sonraki buluşmaya yine sürpriz var diye mi geliyordu kız? Orada ne diyordu? Tabii. Ee, yeni bir, yeni bir güne e, şey yapıyorlar. Şey diye şöyle anlatmış abi. İşte izin günüydü dairesine gittim. Sürprizini gösteren lazım deyince. E, çocuk da ha unutmuştum diyor. O yüzden anlıyoruz ki e, o gün buluşmadan önce konuşmamışlar. ha Bu tamam. akşam sürpriz falan diye. Ha işte bu kızın hatası burada bence. Evet, o sürprizin... Tabii sürprizi hazırlaması da belki de et. Evet. Yani o zaman adamın %100 hazırlıksız olma ihtimali de var yani tabii. Tabii. Bu arada yani gerçekten bir sürü şey var bunun abi yani. E, ereksiyon hapını almamış olabilir lan gerçekten. Bu bir problemi olabilir yani. O yüzden <laughs> ben çözümüm tabii daha <laughs> ilk çözüm ama o çözümde ısrarcıyım ama şey tabii bu altına inersek çok çok şey konuşulur burada abi çok sorun çıkabilir yani. Yani evet İki, abi. E Can ferman hikayeyi e, sevecen bir e, oral seks e, önerisiyle e, çözüm yaklaşırken Mert Günan dedi ki siktir gidin ayrılın sizden bir bok olmaz. <laughs> Çıkın evet, buradan evet, dedi. Ben yani ben uğraşmam yani. <laughs> Çünkü yani ben bu bir de yani biraz da şunu da söyleyeyim ben bu ayrılık kartını buraya nerelerden getirdim yani bir sonraki programda da ben yani bu ben... koydum kanka Kanka ben bu suyu ne çeşmelerden getirdim buraya evet, ve ve yani ziyan olacağını kullanırım onu da söyleyeyim Tabii, ne karanlık yollardan geçtim de bunun için Evet 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 zehirli evet. sular içtik Evet gerçekten inanılmaz inanılmaz şeyler konuştuğumuz bir bink'in daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ağzınıza, e, aklınıza sağlık arkadaşlar. Kah Çok teşekkür ediyoruz. Aşırı, ha... aşırı zenginlerin şey dünyası. Aşırı galatların evet. gavat dünyası. Aşırı galatların galat <laughs> dünyası. Kahta aşırı galatların galat Shette dünyası. hala şey soran vardı burada. Hiç nerede onu yazdığı hikaye hangisi falan. İşte tam şey Will oh. hikayesi yani. Anlamadınız mı onu? Hani sevgili dostlar. Onu da söylemiş. Bak hala yazıyor Ayıçcan'ın hikayesi. Will Smith hikayesi arkadaşlar. işte. <laughs> Evet. Şey diye mi düşündür acaba? J.D. Pinkus biz gerçekten rezite yazdı. <laughs> Olabilir bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> e... senden, senden. Hiç hiçbir medya medya kuruluşunda yer almadı. İlk defa burada kullanıyorum. <laughs> Pancan sen yayın atacaksın mı? Yok abi ben yorgunum. Okey biz yarın NGK yapacak mıyız? Yaparız benim manim yok. Tamam, ben de HNGK öncesinde yayın açışmayı planlıyorum yarın. Arplaysa bakarız, orada küçük bir şey yaparız bir köşede, sevgili dostlar. E, Bing 21. bölümüyle final yapıyor, e, final yapmıyor yani hani final derken bu bölüm bitiyor. E, kendinize dikkat edin. Yarın görüşmek üzere. Hepinizi öpüyoruz, seviyoruz. Haydi bakalım. Görüşürüz. Hadi, hadi. Hadi.